Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakır parlatma yapacağız. Bakırlarımız aksesuar olarak kullanılıyor. Şu şekilde kararmış. Şöyle tatlı bir demliğimiz var. Semaver üstü. İçi kararmış. İçinde kesinlikle uygulama yapmayacağız. Bunun kalaylanması gerekiyor. Kalaylanmadan çaya, yemeklere geçer bu şekilde. Zehirlenmelere neden olur. İçinde temizlik yapmayacağız. Sadece dışını temizlemeyi göstereceğim. Geçelim malzemelerine. Malzemelerimiz için bir cezvenin içine bir tatlı kaşığı limon tuzu koyacağım. Bir çorba kaşığı tuz ekledim. Bir su bardağına yakın beyaz sirke koyacağım. Beyaz sirkeyi sürekli soruyorsunuz bana, beyaz sirkenin dışında diğer sirkeler de olur mu? Onlar da olur ama beyaz sirkede daha pH değeri biraz daha yüksek olduğu için temizlikte biraz daha kolay sonuç alıyorum. Ondan dolayı beyaz sirke diyorum. Bir su bardağı da beyaz sirke ekleyelim. Şöyle bir su bardağına yakın ekledim. Sizler limon tuzu yerine limon kullanabilirsiniz. Benim limonum evde kalmamış. Yarım limon var. Şu şekilde limon tuzu kullanmadan da sadece bir limonla yapabilirsiniz bu işlemi. İçine bu şekilde sıkıp uygulayacağım. Benim şu anda elimde bu limon kalmış. Bunu da sıkıyorum. Şu malzemeleri böylece eritelim. Az bir şey ılıtmak istiyorum ben şu anda bu malzemeleri ılıtıp sprey şişesine boşaltıp geleyim. Evet, şu anda karışımımız hazır. Ilıttım. Sıcak değil. Elimi sokabiliyorum. Sadece ılık. Malzemelerin birbirine karışmasını sağladım. Eridi. Bunu sprey şişesine boşaltalım. Ha, sizler böyle yapma spreyi de istemiyorsanız, kabınız çoksa bu malzemelerin ölçülerini arttırarak bir kabın içinde hepsini şöyle içine batırabilirsiniz. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. Bir paylaşım daha yapmak istiyorum sizinle. Şöyle limon, tuz alıp bakıra direkmen de sürebilirsiniz. Ovalayabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz böyle ovalayabilirsiniz. Bu da ayrı bir fikir. Biraz bunda uğraşmak gerekiyor. Şimdi benim vereceğim tarifle de bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ona da bakacağız. Bu böyle bir karışım. Şimdi bu karışımımız eridi. Sprey şişesine boşaltacağım. Şimdi tezgahıma ben streci serdim. Bu uygulamalarda sürekli streç kullanıyorum. Tezgahım renk değiştiği için, leke olduğu için asitli ürünleri tezgahımın üzerinde uygulamıyorum. Sürekli üzerine mutlaka bir şeyler seriyorum. Şimdi spreyimizi sıkmaya geçelim. Şöyle bakırlarımızı alalım. Peçeten üzerine koyayım. Şu şekilde. Bir şey yapmadan kendi kendine açılmaya başladı bile. İçine de sıkalım. Şunun bakırı biraz farklı. Ocakta sürekli ısındığı için biraz daha farklı. Hemen açılmayacaktır. Bir de renk tonu daha farklı. Bunu biraz mineralli kremle ovmak gerekecek. Şu anda bakın elimiz kesinlikle sürmedim. Şu şekilde. Sıkar sıkmaz sonucu kendiniz görüyorsunuz. İçinde de durulama yok. Kurulamadık henüz. Sonuç böyle.
Sadece elimdeki peçeteyle, altına serdiğim peçeteyle şu şekilde üzerinde gezdiriyorum. Durulamadan harika bir sonuç elde ettik. Mineralli kremle şunu biraz ovalamak istiyorum. Bekletmedim henüz. Şu demliğimizin biraz daha renginin açılmasını istiyorum. Mineralli kremle şu şekilde. Evet arkadaşlar, demliğimin desen ortaya çıkmaya başladı. Ben şunu durulayıp geleyim. Evet sevgili arkadaşlar, ben şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu küçük demliğimiz biraz ovalamayla fazla açılmadı. Ben de onu limon tuzu, sirke, tuz koyup ateşte birkaç taşım kaynattım sadece. Şimdi altına beraber bakalım. Şunda çok güzel sonuç aldım ama bunda ovalamayla baktım olmayacak. Ben de tuz, limon tuzu, sirke koyup su ilave edip bu şekilde birkaç taşım kaynattım sadece. Sonuç böyle. Evet arkadaşlar, şu anda sonucu böyle yıkadım, duruladım, getirdim. Bütün aşamalarını ayrı ayrı sizinle paylaşıp sizi sıkmak istemedim. Kısa kısa anlatmaya çalıştım. Altı da şu şekilde. Zaten buna hiç ovalamak gerekmedi. Ben kendi kendime temizlendi. Sadece durulayıp getirdim. Bu biraz uğraştırdı. Bunu farklı ateşte ısındığı için sürekli biraz kaynatmak gerekti bunda. Sonuç böyle. Kanalıma abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.